Evet, merhaba sevgili gece balıkçıları. Bugün önemli olduğunu düşündüğümüz Cihangir kardeşimle beraber balıkta yarı yolda kalmamak için, çekeceğimiz balıkta makinelerimizde sıkıntı yaşamamak için makinelerimize bakım yapacağız. Bir makinede nasıl bir bakım yapılır? Neler gerektirir? Şöyle ufak tefek makineleri gösterelim. Evet. Daha çantada bir sürü var. Bayağı Devam bir makinemiz edeceğiz. Var. Evet. Makinelerimize nasıl bakım yaparız? Nelere dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili bir kısa video yapalım. Sizlerle paylaşalım istedik. Bu da bizim için bir gereç. Yani ne olursa olsun balıktan sonra tuzlu suyu değdikten sonra haliyle makinelerimize rutin günlük bakım yapmamız gerekiyor her avdan sonra. Tabii bizler biraz üşengeç olduğumuz için her avdan sonra yapmıyoruz ama ne olursa olsun haftada bir kere de olsa muhakkak makinalarımıza bakım yapmamız gerekiyor. Ve şimdi sözü Cihangir kardeşime veriyorum. Nasıl bir bakım yapacak? Nelere dikkat edeceğiz? Onları da öğrenmiş olacağız. Evet. Evet, değerli gece balıkçılar ailesi merhaba. Cihangir Düşkül ben. Şimdi ben her avdan sonra, şimdi Murat Başkan'a ben katılmıyorum. Ben her avdan sonra eve gittiğimde mutlaka ve mutlaka makinemin yağ bakımını yapıyorum. Yağ bakımını nereye yapıyorum? Onları da size göstereyim. Birincisi buradaki yüzüğümüz arkadaşlar. En çok tuza maruz kalan bölge orası. İkinci nokta da yüzüğün kolları. Yani açıp kapama kolu. İkinci bakımı da buraya yapacağım. Üçüncü bakımda tabii ki ipiniz olacaktır. Tuza maruz kalan birinci sınıf noktamız burası. Nasıl yaparız bunu da? Ben genelde haftada bir bu ipi tekrardan başka bir makine kafasına sarıp o makine kafasını suya koyup yani bir leğene koyup leğenden o ipi suyla birlikte çekip bez yardımıyla temizliyorum. Şimdi isterseniz bakımımıza geçelim. İlk bakımımız yüzüğümüz. Ben burada hemen ona göre halyanımı alayım. Bakalım şöyle oluyor mu? Evet, oluyor. İlk başta burayı açıyoruz. Bakalım Murat Başkan makinesine ne kadar güzel bakmış. Evet. Şöyle de yakın tut Murat Başkan. Evet, burada bir adet yüzüğümüz çıktı. Görüyorsunuz. Murat Başkan yağlamamış. Bakım yapmamış doğru düzgün. Evet. Görüyorsunuz. İçerisindeki rulman. Rulmanın şeyi de çıkmış burada. Koruma yüzüğü de çıkmış. Evet. Şimdi biz buna bakımımızı yapacağız. İlk etapta buna bakım yaparken arkadaşlar ben balata spreyi kullanıyorum. Bu evet. Ölü yağ. Tek alaşıyor. İlk önce balata spreyinin kendisini de göster. Fren balata spreyi. Bu her tamircide olur, her elektrikçide olur. Bilginiz olsun. Az önceki malzeme ve balata spreyi sıktıktan sonraki malzeme arkadaşlar. Görüyorsunuz tertemiz. Bir de bu tarafa sıkayım. Evet. Evet, ben de yağladım bu arada. Abi yağlayacağız. Yapacak bir şey yok. Rulmana da aynı şekilde sıkıyorum. Diğer tarafına da. Ve şimdi tertemiz olduğu içleri. Ne yapıyoruz? Tekrardan şu ufak yüzüklere de bir balata spreyini yapalım, değdirelim. Yağlama olarak buraya grez kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Evet, kesinlikle grez kullanmıyoruz. Ne olursa olsun tozu pisliği de topluyor, doğru değil mi? Bu dış ortamlara grez kullanmayın yeterli. İç ortama grezi kullanabilirsiniz. Şu ara bileziği koyalım. Ondan sonra da yüzüğümüzü yerleştireceğiz. Çıkarsa tabii. Heh. Az önce çıkmayan parçamız şimdi çıktı arkadaşlar. Gördünüz. Bu balata spreyi ne kadar kalıntı yağ varsa onları alıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar.
Bu yüzük bunun arasına geliyor. Önce bunu takıyoruz. Sonra gördüğünüz gibi rulmanı takıyoruz. Son olarak arkadaşlar temizliği bitirmeden önce bu bölgeye de bir güzel sıkıyoruz balata spreyimizi. Görüyorsunuz aralarda pislikler var. Bu pislikler de şunu çıkartalım ilk önce. Evet. Bu pislikler de tabii ki rulmanın takılmasına ya da rulmanın kirlenmesine sebep oluyor. Şöyle sıkmanız yeterli. Bir de bu bölge tertemiz oldu. Bunlar çok önemli şeyler. Şu yüzüğe de güzel bir sürdükten sonra yüzüğümüzü bırakalım. Buradaki bileziği bırakalım. Son olarak bunu da ama tabii ki yağımızı dökmeyi unutmayalım. Bu ne ya? Makine yağı mı? Rulman yağı abi. Ama küçük rulmanlar için. Özellikle makinelerde kullanıyorum onu. Tabii Cihangir kardeşim söylediği gibi her seferinde her balık avından sonra makinelerime bakım yapıyorum dedi. Ve ben de bu sayede makinelerime bakım yaptırmış olacağım. Dikkat edilmesi gereken rulmanı da ters takmamak, yoksa sıkıntıya düşerler. Şu yüzüğün gönyesini tutturmak için. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada hangi makineye az önce baktım? Okumalarda şu bölgeye dikkat edin. Yani bu yatay kısım makinenin içine doğru gelecek. Biz de buna dikkat edeceğiz. Şöyle yatay kısım makinenin dışına gelecek. Ve son olarak bu arada abartı derecede de onu sıkmıyoruz değil mi? Yoksa kırılma olasılığı var. İstediğiniz kadar sıkabilirsiniz. Şey değil yani, kıracak şekilde değil de istediğiniz şekilde sıkın ama evet, yağ gibi kayıyor. Evet, görüyorsunuz. Makinenin kalaması sonuna kadar açık ve rulmanımız gayet başarılı bir şekilde dönüyor, arkadaşlar. Şimdi dikkat edilmesi gereken ikinci bir bölgemiz de kolu tutan dirsekler. Bu dirsekler de önemli. Bunları da yağlamamız gerekiyor mutlaka. Şöyle hafiften bir gevşetip burada bir ara boşluğu oluşturup tekrar balata spreyini sıkabiliriz. Bu sizin isteğinize bağlı. Ben ama sıkıyorum. Balata spreyin biraz kurumasını bekleyin. Daha sonra iki damla bir farklı bölgeye, diğeri de diğer farklı bölgeye damlatabilirsiniz. Bezi bırakayım. Bilesini sıkalım. Ve biraz yağın dağılmasını sağlayalım. İkinci bölgeye de yapalım aynı şeyi. Yağ iki noktadan bırakıyorum arkadaşlar. Tekrar. Birkaç sefer böyle yaptıktan sonra kalıntı yağlar arkadaşlar toz toplamaması için hangi yağ kullanırsanız kullanın. İlla ki toz toplayacaktın ama bu Grace farklı bir şey. Buralara sakın Grace kullanmayın. Buradaki kalıntı yağları topladıktan sonra, temizledikten sonra makinemiz ikinci bir ava hazır arkadaşlar. Peki.
Cihangir Düşkül'ü seyrettik. Eline sağlık diyoruz kardeşim. Bir sonraki videomuzda makinenin iç bakımı olacak arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere.